Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türk savunma sanayi sektörü geliştirdiği ve geliştirmeye devam ettiği muhteşem teknolojilerle beraber askeri anlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmanın yanında uluslararası savunma sanayi pazarında da ihracat rekorları kırmaya ve savunma sanayi ihracatında zirveye oynamaya devam ediyor. Bu durumu yakından takip eden ve artık ciddi anlamda rahatsızlık duymaya başlayan Amerika Birleşik Devletleri kolları sıvadı ve bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı ve silahsız insansız hava araçları teknolojisinin önüne geçebilmek ve bir nebze de olsa Türkiye'nin yurt dışına en çok ihraç ettiği platformu engelleyebilmek adına nasıl bir hamleye imza attı. Hazırsanız başlayalım. Türkiye'nin geliştirdiği teknolojiler karşısında adeta çaresizliğe kapılan ve ne yapacağını bilemeyen Amerika Birleşik Devletleri, savunma sanayi sektörü içindeki dünya liderliğini koruyabilmek ve Türk savunma sanayi sektörünün ihracat gelirlerinin önünü kesebilmek için resmen harekete geçti. Türkiye'nin yerli ve milli bir şekilde her geçen gün geliştirdiği savunma sanayisine karşı karalama kampanyası başlatan Amerika Birleşik Devletleri'nden pek çok uzman isim, ülkemize karşı yeni yaptırımların ve ambargoların uygulamaya alınması için çağrıda bulundu ve Türkiye'nin dünyada eşi benzeri görülmemiş derecede yaptırımlarla baş başa bırakılması gerektiğini, aynı zamanda bununla da kalınmayıp Türk savunma sanayinin faaliyetlerinin engellenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye karşıtlığıyla isim yapmış Michael Rubin, şimdi de yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz silahlı ve silahsız insansız hava aracı sektörümüze karşı harekete geçti. Michael Rubin, Ukrayna'nın ötesini düşünün. Türkiye'nin SİHA ihracatı büyük bir tehdit başlığını kullandığı bir haber kaleme aldı. Türkiye'nin ürettiği SİHA platformlarının Afrika'dan Kafkasya'ya ve Libya'ya kadar birçok sınır ötesi lokasyonda varlık gösterdiğini vurgulayan Amerikalı uzman, Beyaz Saray ve Amerikan Kongresi'ne seslendi ve Türkiye'nin savunma sanayi sektörünü durdurmamızın ve onlara eşi benzeri görülmemiş yaptırımları uygulamamızın vakti çoktan geldi ifadelerini kullandı. Amerikalı uzman yazmış olduğu makalede Türkiye'nin insansız hava aracı ihracatının yol açtığı istikrarsızlığı görmenin ve Türkiye'nin savunma sanayini yaptırıma uğratmanın vakti geldi açıklamasında bulundu ve Türk SİHA'larına karşı açık bir şekilde karalama kampanyası başlattı. Türkiye'nin SİHA sektöründe önde gelen Baykar Savunma ve diğer firmalarına yönelik eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanması gerektiğini dile getiren Amerikalı uzman, Türk yetkililer 2022'de 4 milyar dolarlık satış elde etmeyi öngördükleri savunma sanayi sektörüyle gurur duyuyorlar. 2023 yılını savunma sanayi sektöründe bir dönüm noktası haline getirmeye hazırlanıyorlar. Buna engel olmalıyız açıklamasında bulundu ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Türkiye'ye karşı harekete geçmesi için açık bir çağrıda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli ve milli bir şekilde geliştirdiği ve geliştirmeye devam ettiği savunma sanayi sektörünün dünyada oluşturmuş olduğu etkiyi bu makaleyle hep beraber çok net bir şekilde anlamış olduk. Bazı kesimler üretmiş olduğumuz platformları küçümsemeye çalışsa da, bugün İsrail medyasından tutun da Alman medyasına kadar, İngiliz medyasından tutun da Amerikan medyasına kadar ve hatta neredeyse tüm Batı'nın uzman isimlerine kadar herkes, savunma sanayi sektörümüzün beklenenden çok daha üst düzey bir performans gösterdiğini, Türkiye'nin tüm planları alt üst edercesine, savunma sanayi alanında dünya liderliğine adım adım ilerlediğini kabul eder hale geldi. Artık günümüz itibarıyla işler öyle bir noktaya gelmiş durumda ki, Türkiye'nin bu noktada liderliği ele geçireceğini tartışmayı bıraktılar ve Türkiye'yi nasıl durdurabileceklerinin derdine düştüler. Birçok uzman
Türkiye'ye karşı uygulanan ambargoların tamamen ters teptiğini, Türklerin uygulanan yaptırım ve ambargolar karşısında pes etmek yerine tamamen yerli ve milli üretime yöneldiğini ve bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin yumuşatılarak Türkiye'yi yavaş ve kademeli bir şekilde tekrar kendilerine bağımlı hale getirebileceklerini düşünürken, bazı uzmanlar da tarihte görülmemiş sertlikte ambargolarla Türk savunma sanayi sektörünün doğrudan hedef alınması gerektiğini, Türk savunma sanayi firmalarının bir şekilde batırılması gerektiğini ve bu şekilde Türk savunma sanayi sektörünün tamamen önünün kesilebileceğini düşünüyor. Onlar kendi aralarında tartışmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti doğru bildiği yoldan şaşmadan, yerli ve milli teknoloji hamlesini destekleyerek yoluna devam ediyor ve vermiş olduğu bu desteğin meyvelerini arka arkaya toplamaya devam ediyor. Özellikle Batı dünyası Türk savunma sanayi sektörünün önünü kesmeye çalışırken, bizler yerli ve milli savunma sanayi sektörümüze elimizden geldiğince sahip çıkmak zorundayız. Bundan çok değil, 5-10 yıl öncesine dönüp baktığımızda yurt dışından satın aldığımız sistemlerde ne gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı hepimiz çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Hatta ve hatta satın almak istediğimiz platformları parasını peşin ödemeyi teklif ederek dahi alamıyorduk. Bu meselenin en büyük örneklerinden birini çok yakın bir tarihte zaten yaşadık. Hepinizin de çok iyi bildiği gibi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile en ufak bir ters düşme durumundan dolayı en başından beri ortağı olduğu F-35 projesinden çıkarıldı ve parasını ödemiş olduğumuz uçakları dahi bize hala vermiş değiller. O günlere tekrar dönmemek adına yerli ve milli savunma sanayimize hep beraber sahip çıkmak zorundayız diyelim ve videomuzu sonlandıralım.